2024-2029 dönemi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında göreve seçilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Belediye Meclisi üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. 23'ü AK Parti, 8'i Cumhuriyet Halk Partisi, 4'ü İYİ Parti ve 2'si Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerinden oluşan mecliste, Meclis Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında 24 gündem maddesini ele aldı. Toplantı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي Yeniden seçilen, başta Şükrü Başdeğirmen Başkanımızın başkanlığında belediye meclisimizin Isparta'mıza hayırlı ve güzel hizmetler yapmasını nasip eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Isparta Belediye Meclisi'nde ele alınan gündem maddeleri arasında meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni dönemin her bir meclis üyesine ve şehre hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Yeni dönemimiz hepimiz için hayırlı uğurlu olsun değerli meclis üyesi arkadaşlarım. İnşallah sizlerle 5 yıl boyunca şehrimize hizmet etmek için bir yarış içerisinde çalışarak bu 5 yılı sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde de bitirmektir arzumuz. Seçimler bitti. Artık bundan sonra hep beraber şehrimize bir adım nasıl ileriye götürebiliriz? Bunun çalışması içerisinde olacağız. Tabii ki hepimiz ayrı ayrı zaman içerisinde, son 2 ay içerisinde şehrimize ne gibi hizmetler yapabileceğiz? Neler yaparsak daha mutlu olur bizim memleketimizin insanı diyerek hepimiz farklı görüşlerle ama aynı amaca hizmet eden bir seçim süreci geçirdik. Amacımız hepimizin de Isparta'mıza hizmet etmekti. Tabii ki hepimiz ayrı ayrı burada şu anda AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grubu olarak 4 grup halinde, 4 partili bir sistemle bu süreci beraber götüreceğiz inşallah. Onun için bizim için önemli olan bundan sonra siyasi görüşlerimizin dışında tamamen şehrimize hizmet eden bir anlayış olacağına inancındayım. Kazananın Isparta olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meclisin birlik ve beraberliği en üst seviyeye taşıyabilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Birçok maddeler önümüze gelecek, gündem maddeleri olacak. Bu gündem maddelerinde tartışmamız gereken konular olacak. Belki aynı grup içerisinde tartışmalarımız olacak, belki diğer gruplarla beraber tartışmamız olacak. Ama bu tartışma kavga anlamı değil, iyi sonucu alabilmenin çalışmasıdır. Ve böylelikle de şehrimize hizmet etmiş olacağız ve hizmeti de en üst seviyeye taşımış olacağız. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 5 partili bir meclis süreci devam etti. Ve aldığımız kararların %90'dan fazlası oy birliğiyle oldu. Bu şudur, sizlere de istişare. Biraz sonra seçeceğimiz komisyonlarımız gündem maddemizdeki o maddelerle alakalı istişare ederek doğruyu bulmak. Ne bizim dediğimiz olacak, ne diğerinin dediği olacak diye herhangi bir şey yok. Doğruyu bulmak. Amacımız şehrimize en iyi, en güzel hizmeti yapabilmek. Vatandaşın memnuniyetini sağlayabilmek. Ama eğer sürtüşmeler, takışmalar, ideolojik düşünceler öne çıkarsa, inanın Isparta'mız zarar görür. Kaybeden Isparta olur. Hiçbirimiz kaybetmeyiz. Görev bittikten sonra geriye bir bakarız, kocaman bir boş. Bu olmaması lazım. Bu amacımız, eğer ki buralara aday olduk, buralara gelmek için mücadeleler verdik, birçok görüşler bildirdik, vaatler verdik. O vaatleri yerine getirmektir amacımız.
Önemli olanın hayatta eser bırakabilmek olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, gece gündüz yorulmak yok. Geçtiğimiz 5 yıla baktığımızda görev yaptığımız meclis üyesi arkadaşlarımızla hangi partili olursa olsun kucaklaşarak, yapılan hizmetlere teşekkür ederek ayrıldık ifadelerinde bulundu. Biz bu işi bıraktıktan sonra geride kalan şeylerin hepsi ortak hizmetle ortaya çıkan hizmetler olacaktır. Sonuçta geçtiğimiz 5 yıla baktığımız zaman diğer arkadaşlarımız da hangi partili olursa olsun kucaklaşarak yapılan hizmetlere birbirimize teşekkür ederek ayrıldık. Kucaklaşarak ayrıldık. Bu çok güzeldi ve dediğim gibi %90'ın üzerinde oy birliği olarak sonuçlandı. Yani ve oy çokluğu da olabilirdi, kabul edilmeyenler de olabilirdi. Meclisimizde hiç kabul edilmeyen bir konu olmadı. Oy çokluğuyla geçenler oldu mu oldu ama oy birliği en fazla olandı. İnşallah bu dönemimizde oy birliğiyle alınacak kararları alırız diye dua ediyorum. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Başarılı çalışmalar nasip etsin inşallah. Konuşmaların ardından 24 gündem maddesi ele alındı ve karara bağlandı.